Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız lavaş yapacağız. Buzluğa atmak için yapacağım. Ben şimdi yani sabahtan yine yaptım. Şöyle bir sürü yaptım. Şimdi bunları katlayıp buzluğa atacağım. Bir bu kadar daha yapmayı düşünüyorum. Ama bu sefer tarifi birazcık daha değiştireceğim. Çünkü bu sabahki yaptığım hamur çok yumuşaktı. Açmakta bayağı zorlandım. Şimdi ben size tam ölçülü bir tarif veriyorum. Öncelikle buraya 10 su bardağı unumu aldım. Normalde bir ölçü için 5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık süt. Ama ben iki katını yaptığım için 10 su bardağı unumu ve 4 su bardağı ılık sütümü alacağım. Bu sütümü ısıttım. O bayağı sıcak. Şimdi ondan bunları ılışlayacağım. 1 şöyle 2 3 ve bu bardağımla birlikte 4 su bardağı süt ve 2 tatlı kaşığı tepeleme tuz atıyorum. Şöyle 1 2. Şimdi ben bu hamuru güzelce yoğurayım. Sonrasında yine görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Çok yumuşak bir hamur değil, çok sert de değil. Böyle kulak memesi yumuşaklığında diyebilirim. Şimdi ben bu yarım saat dinlensin. Ben de o arada bu lavaşlarımı katlayıp buzluğa koyacağım. Şimdi ben bunu bir kenara alıyorum. Evet, şimdi ben hamurlarımı bezeleyeceğim. Silex'te yaptığım için çok küçük beze tutmayacağım. Biraz büyük beze tutacağım. Sabahtan yaptığım malzemeler zaten şimdi burada. Onları yıkamamıştım. Tekrar onların içine yapacağım. Hatta ben bütün hamurumu tezgahın üzerine alayım. Şimdi bezelemeye başlayacağım. Eğer siz tavada yapacaksanız biraz daha küçük beze tutabilirsiniz. Pişireceğiniz yerin boyutuna göre yani. Benim şöyle bir limon kadar, limondan biraz daha küçük beze tutuyorum. Siz ceviz kadar tutsanız yeterli. Tavada pişirecekler için, sajda falan pişirecekseniz daha da büyük tutabilirsiniz. Önceki yaptığım hamur çok cıvıktı. Ele alıp bezelemekte bile bayağı bir zorluk çektim. O yüzden ben tarifi değiştirdim. Normalde 4,5 su bardağı undu. Yarım su bardağı daha ekledim. 5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık süt ve 2 tatlı kaşığı tuz oldu.
Aralarına yağlamak için de sıvı yağ gerekli. Şimdi ben hızlıca bütün bezelerimi tutuyorum. Sonra açarken yine görüşürüz arkadaşlar. Evet, bütün bezelerimi tuttum. Şimdi bunları pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Şöyle birkaç tane gösterip sonrasını hızlıca açacağım ben. Merdanemi alıyorum. Unluyorum. Şöyle yeterli. Böyle yapıp kat kat üst üste bayağı bir yapacağım, 10 tane falan. Sonra aralarına sıvı yağ yapacağım. Önce ben burayı bir tabak büyüklüğünde açayım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün bezeleri tabak büyüklüğünde açtım. Şimdi aralarını yağlamayı göstereyim. Şöyle bir tane bezeyi alıyoruz. Bu katına, her tarafına yağ gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle. Sonra diğer yaptığım, açtığım şu yufkayı da üzerine kapatıp böyle bir kenarda bekletiyorum ben diğerlerini yapana kadar. Sonra açarken yine göstereceğim. Evet, bunlar önceki yağladığımız bezeler şöyle. Şimdi bunları alıp açmaya başlıyorum. Bir tanesini göstereyim. Çok unutmamıza gerek yok. Şöyle bakacağım. Şöyle merdane ile büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Yani pizza tavasının büyüklüğünde yapacağım. Evet arkadaşlar, şöyle açtım. Şimdi bunu pizza tavasına alıyorum. Orasını da göstereceğim size. Yufkamızı şöyle pizza tavasına aldım. Böyle önce bir tarafını pişireceğim, sonra öbür tarafını çevireceğim ve katın birini ayırıp alacağım. Şöyle. Evet, bir tarafı pişti. Şöyle bir katını ayıracağım. Bakın, kolaylıkla ayrılıyor. Sonra diğerlerini üzerine böyle alıyorum. Üst üste koyuyorum ki kurumasın. Bunun üzerine de bir bez kapatıyorum. Şimdi bunun da diğer tarafı pişti miydi? Tekrar üstüne alacağım. Pişmiş. Şöyle göstereyim. Şöyle üst üste koyup bunun da üzerine bir bez kapattığınız zaman yumuşacık olur. Sonra buzluğa kaldıracağınız zaman katlayıp direkt kaldırabilirsiniz. Eğer hemen yiyecekseniz bir poşetin arasında saklayın. Bakın, çok güzel kabarıyor. Şöyle arası da çok güzel bir şekilde açılıyor. Çok kolaylık oluyor arkadaşlar böyle ikisi aynı anda pişmesi. Ve tarifimde bu ikinci yaptığım 5 su bardağı olan çok güzel tutuyor. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Yapıp buzluğa atabilirsiniz. Ben onar onar yapıp buzluğa attım. Elle biraz zor oluyor ama şöyle bakın, çok güzel pişmiş. Katı da çok güzel ayrılıyor. Burada da yaptığım lavaşlar var. Şöyle üst üste koydum. Bakın, incecik. Bayağı da büyük açıldı. Bunu da katmer yaptım. Son bezeyi, yani son açtığım yufkayı şöyle aralarına yağ sürerek katladım.
Tekrar üstüne yine yağ süreceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar, bütün lavaşlarım pişti. Çok güzel oldular. Yumuşacık, incecik. Şöyle göstereyim size bütün katlarını. İkisini aynı anda pişirdiğim için çok da pratik oldu. Bir sürü lavaş yaptım. Şimdi bunları katlayıp buzluğa koyacağım. Katlayışını da göstereyim size. Şöyle ikiye katlıyorum. Sonra tekrar şöyle üçgen yapıyorum. Bunların hepsini hızlıca katlayayım ben. Poşetleyeceğim. Şöyle 10 tane yapmak istiyorum. 10 poşet, yani 10 tanesini bir poşete koyacağım. Bunu Allah nasip ederse sahurda, iftarda, yemekle birlikte ya da arasına yumurta, peynir koyup tavada böyle börek gibi yapmayı düşünüyorum. Allah'ın ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Siz de yapıp denemek isterseniz şimdiden size de afiyet olsun. Bu tarifi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu. Şöyle. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.